bir yere kadar o taleplerinizle ilgili olarak bir direnişinizle ilgili olarak burada olduğumu ama bir diğer yanıyla sizleri çok sevdiğim için burada olduğumu söylemek isteyerek istiyorum en başında. Tarih neyi yazar, neye yarar diye bir başlık attım. Benim daha önce ders verdiğim bir konu da değil. Farklı şekillerde tarih nedir tartışılıyor tabii ama özellikle doğayla ve Mehmet'le konuştuktan sonra ne gibi bir şeyler beklediklerini öğrendikten sonra böyle bir şey yapmaya karar verdim. Tarih neyi yazar, neye yarar? Yani cevabı olmayan sorular tabii. En başta onu söyleyeyim. Her şeyi yazar denebilir. Tarih bölümünde Harvard'da son yıllarda lisans öğrencilerine bölümü ve programı tanıtan bir program yapıyoruz. Her bölüm böyle bir organizasyon yapıyor okul yılının başlarında. Bizim bölümün organizasyonunun 8-10 yıldır başlığı History is everything, everything is history. Bu tabii son 40-50 yılda ortaya çıkan yeni bir tavrın, tarih çalışmalarına yeni bir yaklaşımın yansıması. Ben bölüme ilk girdiğimde 90 senesinde böyle bir başlık atmamız imkansızdı. Bölümde o sırada faal olan eski kuşakların tarih yaklaşımı kısmen bu yöne evriliyordu belki ama her şey tarihtir, tarih her şeydir gibi bir slogan onların çoğunu şaşırtırdı. 19. yüzyıl sözlüklerine bakarsanız, işte Avrupa'nın belli başlı büyük sözlüklerine, tarih başlığı altında işte geçmişe dair her şey demenin ötesinde yazılan ve çalışılan bir disiplin olarak tarihten bahsettiklerinde devletlerin ve milletlerin geçmişini çalışır demeyi hep önceliyorlar. Hatta çoğu zaman orada bırakıyorlar. 20. yüzyılın ortalarına kadar bu tavır bayağı kuvvetle devam etti. Tabii bir takım ilginç arayışlar, sonradan çok etkili olduğunu bildiğimiz anal ekolünün 1930'larda kurulması gibi arayışlar başlamıştı belki ama bir akademik disiplin olarak ve bir milli eğitim dersi, bir milli eğitim nesnesi olarak tarih devletleri ve milletleri çalışır. Devletleri, milletlerin şu 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 yanlarını çalışır gibi bir açıklama yapmak hiç yanlış olmazdı. Uzun bir yüzyıl boyunca. Ondan önce zaten bir milli eğitim dersi veya nesnesi olarak tarihten söz edemeyiz. Onu da 19. yüzyılın ortalarında beliren ve keskinleşen ve ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte her tarafta yayılan yeni bir şey olarak görebiliriz. Ama 20. yüzyılın sonuna doğru işte bu her şey tarihtir, tarih her şeydir türü bir yönde iş çetrefilleşti. Neyi yazar derken zaten sınırlamış oldum. Yoksa bu iş yani sabaha kadar konuşurum. Çok uzun sürer, çok çetrefil, dallı budaklı bir konu. Neyi anlatır demedim. Yani mesela şifahi sözlü tarih geleneklerini çok önemli bir ayrı ve modern devirlerde hiç de tükenmiş bir şey değil. Onu pekala almayacağım bugün daha gerçekçi olmak için. Son 40-50 yılda gelişen yeni bir anlayış bu dedim. Tarihçi her şeyi bu yazar. Ya da neyi yazmak istemişse onu yazar. Müzisyen neyi besteler gibi bir soru. Tarihçi neyi yazar ya da tarih neyi yazar şimdilerde. Ne yazarsa yazsın ama hangi dönemi yazarsa yazsın, yazdıkları şu veya bu şekilde güncel olanla ilişkilidir diyerek bunun içeriğine girmeye başlayacağım. Ya konu olarak, ya tema olarak, ya her şeyin, ya yaklaşım olarak, tarz, üslup ve tavır olarak vesaire. Yani her şeyin tarihi olur anlayışına geçilmesi bile 1960'lardan beri esen bazı rüzgarlarla ilişkili bir şey. Yani o da gününü ve dününü yaşayan tarihçilerin tarihten ne anladığını yeniden
şartlarına göre, kendi günlerine göre tarih anlayışlarını yenilemesiyle, tarihin ne olduğuna dair yeni yorumlar da ortaya çıkmasıyla ilgili bir şey. Gündelik hayatın tarihi, sıradan insanların tarihi gibi tarihçiliklerin eskiden olduğu gibi ıvır zıvır, abur cabur görülmekten çıkıp muteber addedildiği ve onun muteber addedilmesi için belli seviyede ürünlerin verildiği bir döneme geçti tarihçilik 20. yüzyılın sonlarında ve bilhassa son 20-25 yılda diyelim. Pardon. Her halükarda konusu, yaklaşımı, yorumu muhakkak içinde yaşadığı dünyanın ve zamanın etkisiyle şekillenir diyebiliriz. Ayrıca bu her bilim insanı için geçerli değil mi? Aklınıza gelmiştir. Hatta her entelektüel ortam için geçerli değil mi? Ama tarih geçmişe dair bir işle uğraştığı için güncel ile olan ilişkisi çok daha kolaylıkla, çok daha sıklıkla sorunsallaştırılmakta. Ne gibi şeyler tarihçinin ya da tarih yazıcılığının güncel ile olan ilişkisi? Görece kişisel boyutları olabilir bunun. İnsanlara basit gibi gelebilir ama bu tür çok büyük eserler yazıldığını da biliyoruz. Ne bileyim, kendimden bir örnek vereyim. Mesela alerjiler beni dağıttı son haftalarda. Aranızda alerjilerden çeken varsa ne dediğimi biliyor. Bu sene coştular yani. Dünyanın her tarafındaki gazetelerden filan da takip ediyorum. Bayağı bir fenomen. İşte iklim değişikliğiyle mi ilişkili, pandemiyle mi ilişkili gibi büyük soruları da geçiyor tabii anında. Neyse, 20'li yaşlarımdan beri her bahar bana musallat olurlar. Son yıllarda hafiflemişti, çok memnundum. Bu sene yeniden azdılar. Neyse, belki bir gün diyorum, saman nezlesinin tarihi üzerine çalışmak isterim. Ya bir episodik bir şey olabilir bu tabii ya da daha geniş bir şey. Ama buna girişmiş değilim. Ama mesela kişiselle, güncelle olan ilişkisi bu kadar basit, bu kadar kolayca anlatılabilir bir şey zaman zaman. Ya da yine kişiye bağlı ama o kişinin kamusallık içinde şekillenen zihin dünyasının, kimlik algısının, dert bohçasının savurduğu yönler olabilir. Güncelle tarih yazıcılığının ilişkisi. Biz Türkler niye böyleyiz? Hepinizin duymaktan bıktığı bir soru belki ama hani biz Türkler niye böyleyiz ve bunun çeşitlemeleri ya da tabii bunu başka toplumlara da kolaylıkla uyarlayabiliriz. Biz Almanlar niye böyleyiz falan filan. Bunun çeşitli versiyonları muhakkak bir güncelliğin içinden soruluyor. Tabii profesyonelce yaklaşım var, olmayanı var, şudur budur ama yani o ilişki orada var. Bunun daha müsait olmaya, daha verimli olmaya müsait versiyonları. Mesela bizde muhalefet geleneği var mı? Bu bizde kalıbına da dikkat edelim. Bu güncelle ilişkisi olsun olmasın tarihçiliğin çok kullandığı bir şey. Ama işte yine güncelden yola çıkarak ciddi tarih çalışmalarına yol açabilecek bir soru. Kadın erkek eşitliğinin ya da ayrımcılığının tarihi temelleri nedir? Osmanlı toplumunda gay olmak nasıl bir şeydi? Gibi gibi gibi. Kimi zaman bariz, kimi zaman o kadar bariz değil belki ama güncel ile tarihçinin sordukları ve peşine düştüğü araştırma projeleri bir şekilde ilişkili. Yine kendimden örnek vereyim. Yetiştiğim yılların siyasal hareketliliği, bende Yeniçeri isyanları denilen şehir ayaklanmalarına yakından bakma ve mümkünse yeniden yorumlama yönünde bir merak, heves, araştırma, irdeleme, düşünme iştahına yol açtı. Yetiştiğim yılların siyasal hareketliliği derken 60'ları 70'leri kastediyorum. Tabii sizlerin o yıllarla ilgili bir
imajı var zihninde, bir şeyler var muhakkak. Anneler, babalardan, akrabadan, okuduklarınızdan, düşündüklerinizden, kendi sorularınızdan yola çıkarak falan filan. Yani bir kere şunu diyeyim ki, o yılların siyasal hareketliliğini şimdi karikatürize etmek çok kolay. İşte sağ sol kavgaları der diyorsunuz, oluyor bitiyor gibi. Hiç de öyle değil aslında. Çok boyutlu ve çok katmanlı bir olgudan söz ediyoruz. Antisavaş, pasifizme gidebilir veya gitmeyebilir. Vietnam Savaşı çerçevesinde ortaya çıkan bir şeydi ama çok daha geniş antinükleer boyutları vardı mesela. E.P. Thompson diye çoğumuza ilham kaynağı olmuş büyük tarihçi. Antinükleer hareketten dolayı İngiltere'den kaçıp Hindistan'a yerleşti, orada vefat etti. Üçüncü dünyacılık, sendikalaşma hareketleri, şehirleşmenin veya endüstrileşmenin yarattığı sorunlar üzerine çıkan tartışmalar, nüfus patlamaları. Bütün bunlar o yılların siyasal hareketliliğini çeşitlendiren şeylerdi. Karikatürize edilmesine izin vermeyin lütfen. O bağlamda işte ben de şehir ayaklanmalarına yakından bakma ve yorumlama merak hevesi işte daha geliştirdim dediğim gibi. Onun da çok farklı açılımları vardı. O yıllarda sorulan sorular, bugün biraz naif kaçsa da en azından verilen cevaplar. Osmanlı toplumunda sınıflar var mıydı? Var veya yok ne demek? Varsa tabii sınıf çatışması mı var? Sınıf çatışması varsa nasıl bakacağız Osmanlı toplumuna? Somut olarak şeye dönelim, bu ayaklanmalara. Bu siyasi çalkantıların aktörleri kimlerdi? Hangi sosyal dönüşümler belirli aktörleri belirli tavırlara yönlendiriyordu? Hangi şartlarda isyana yöneldiler? İsyancılar, çapulcu, serseri, erazil dinleyen insanlar kimlerdi? Gibi gibi. Devlet kim? İsyancı kim? Devlet olmakla isyancı olmanın ötesinde bir siyaset var mı? Siyasi alan, bir müzakere alanı var mıydı? Premodern, meşrutiyet öncesi toplumlarda gibi sorulara doğru. Etrafımda konuşulan her şeyle ve Türkiye'nin yaşadıklarıyla bağlantılı olarak sorular evrildi. Giderek bunun şehir hayatında yaşanan dönüşümlerle ilişkisine daha yakından bakmak istedim. Geriye bakınca görüyorum ki bu da o günlerde yaşadıklarımızdan bağımsız değildi. Bu bağı etmen, etkisi, sonucu gibi tek yönlü bir şekilde düşünmeyelim. Bu bağ tarihçinin zihninde bir yandan yaşadığı ile tecrübesiyle bir yandan geçmişte baktığı yer arasında sürekli kah bilinçli, kah farkında olmaksızın mekik dokuyan, karmaşık, gelgitli, sıkılaşan, seyrelen, sökülen, yeniden dikilen ilmeklerden oluşan bir örgü. İstanbul hızla değişiyordu. Ve semtlerin, mahallelerin, meydanların, sokakların kullanımı, anlamı değişiyordu. Bu değişikliklerin siyasal hareketlilik dediğim şeyle alakası açıktı. Şehir üzerine filmler, şehir üzerine şarkılar da değişiyordu tabii. İlk çıktığında arabesk, minibüs müziği, dolmuş müziği gibi şey. Ondan önce de ama bir dolmuş müziği denilen bir alt katman vardı, şimdilerde pek bilinmeyen. Bunların hepsi kültür siyaseti olsun, devlet siyaseti olsun, sokak siyaseti olsun, bir ortamın farklı şekillerde bize sunduğu gerçeklerdi ve onlara bakarak, onları düşünerek tarihi sorularımız da şekilleniyordu. Mesela Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'larla 1970'lerde kazandığı ikonik konum ya da yeniden tanımlanan ikonik konumu çok önemli bir tarihi fenomendir ve benim Yeniçeri ayaklanmalarında Sultanahmet Meydanı'nı nasıl anlayacağım konusunda çok ilham kaynağı olmuştur. Birini düşünmekten ötekine giden açılan yollar olduğunu düşünüyorum ben. Neyse, dün İstanbul'un yaşadığı muazzam dönüşümlerle ilgili iki nefis konuşma dinlediniz eminim. Ben dinleyemedim maalesef. İki meslektaşım, çok sevgili arkadaşım Çiğdem Kafesçioğlu ve Zeynep Çelik o dönüşümlerden bahsettiler. Ve belli ki bizim şimdi yaşadıklarımız bu tür muazzam dönüşümlerin ne birincisi ne sonuncusu. Ama
son 40-50 yılda belki birinci Boğaz Köprüsü'nden başlayarak 1970'lerden, tabii o da başka bir sürü şeyle birlikte anlatılabilir. Son 40-50 yılda İstanbul'un dönüşümleri başka bazı büyük şehirler gibi çok daha geniş bir coğrafyaya ve şehirlilerin, şehir hayatının en azından 2000 yıldır doğal çevreyle kurmuş olduğu köklü ve nispeten rabıtalı ilişkiye derin müdahalelerde bulunmaya başladı. Finans imkanları, teknoloji imkanları, bunu yani 40-50 yıl diye özellikle de vurgulamamın sebebi bir parti rejimine, bir hükümete filan bağlayarak düşünürsek çok şey kaybederiz. Çok daha geniş perspektifli bir şekilde bakılması gereken konular bunlar. Tabii onun içinde daha güncel olan var, daha acil olan var falan, ayrı konu. İstanbul ve Doğası diye bir sempozyum düzenledik 3 yıl önce. Çiğdem Kafesçioğlu, Ayfer Bartu ve o sırada Boğaziçi'nde master'ını, tarih bölümünde master'ını yapan Suna Kafadar ile. O bizden hemen önce, hemen sonra, bu arada bu konuda biliyorsunuz oldukça sık ve başarılı konferanslar gerçekleştiriliyor. Yine güncel olanla tarihin yazdığı, tarihçinin yaptığı arasındaki ilişkiye dair hepinizin çok daha yakından bildiği bir örnek. Buna bir şey ekleyeyim. Bunca araştırmacının çevre tarihine yönelmesinde 1999 depreminin de büyük rolü var. Onu umarım hatırlayacak durumda değilsiniz. Daha gençsiniz. Öğrencilerle konuşuyorum daha çok. Belki başka katılanlar da var ama müthiş bir olaydı. Müthiş kelimesinin içindeki dehşet kavramını hatırlatarak söylemek istiyorum bunu. Uzun boylu üzerinde durmak istemiyorum. Yine yaşadığı bağlam ile tarihçilerin yöneldiği sorular arasındaki ilişkiye bir örnek olarak, yani aslında 1999'dan hemen sonra ben ve bazı meslektaşlarım, biliyorum, farkında da değildik kısmen, ben değildim. Sonra düşündüm depremin ne kadar etkili olduğunu, bir takım soruları sormak yönünde ilerlerken. İşte 3 gün sonra mı, 4 gün sonra mı, çarşamba günü yine Boğaziçi Üniversitesi'nde tabiat ve av konulu bir konuşma yapacağım, program ilan edildi zannediyorum. Bektaş-ı Menakapnamelerinde tabiat ve av. O da benim için bu son 20 yılın bağlamının bir ürünüdür. Özellikle av konusu değişik toplumlarda insanların tabiatla ilişkilerini biçimlendirmekte çok önemli bir rol oynamış. Bunu anladım ve anladıkça daha derinden bakmaya başladım. Ve Bektaş-ı Menakıpnamelerinde çok ciddi bir av karşıtlığı gördüğümü düşünüyorum. Bunları konuşmamız lazım, böyle şeyleri tartışmamız lazım. Yani bütün bu söylediklerim tabii tarihçilik mesleğinde, başka yerlerde, dünyanın başka ülkelerinde, şehirlerinde, kurumlarında olan bitenlerle, hatta genel olarak entelektüel hayatta, felsefete, sosyolojide, şurada olan şeylerle de yakından ilişki. Oraya fazla girmiyorum çünkü yine zaman meselemiz var, ama mekansallığa dönüşüm, spatial turn denilen mekansallığa vurgu diyebileceğimiz bir fenomen tarihçilik içinde 10-15 yıldır, belki 15-20 yıldır başat konumda. Ciddi bir şey. Çevre tarihi, iklim tarihi, hakeza. Yani tarih yazan kişi, başkalarının ne yazdığının ve konuştuğunun, akademik olan ve olmayan söylemlerin, filmler, diziler, siyasi tartışmalar, sokakta, kahvehanede, cami avlusunda, aile meclisinde yapılan muhabbetler, bütün bunların şu veya bu şekilde, şu veya bu ölçüde farkındadır. Bunlarla da konuşur deyip kesiyorum bu bahsi. Yine daha profesyonel, akademik, yazılı tarihçiliğe doğru
Güncel. Güncel olanla ilişkilidir dedik. Madem kendi gününün insanıdır, kendi şartlarını dayattığı dürtülerin, fikir akımlarının içinden yazar, çizer, bir dünya görüşü, bir ideolojisi vardır. Objektif olabilir mi? Ma vakaı üzere Evliya Çelebi'nin dediği gibi, aynen olduğu gibi, wie es eigentlich gewesen ist. Ranke'nin 19. yüzyılın ortalarında tarihçiliğe şiar olarak getirdiği bir kalıp bu. Wie es eigentlich gewesen ist. Bilenleriniz çoktur. Ama kısaca açıklayayım dedim. Çünkü eminim herkes tarih disiplininden gelmiyor bu konuşmaya. Evliya Çelebi'nin ma vakaı üzre dediği nasıl bir şey aslında? Hani öyle bir tarih yazılabilir mi diye sormak tek başına o kadar da kolay, düz bir, hemen anlaşılır bir soru değil. Objektivite kavramı gibi, yani tarihçilikte olsun, farklı bilimlerde olsun, burada uzatmayacağım objektivite tartışmasını. Çok derinlikli, çok katmanlı, çok boyutlu, çok yönlü tartışmaları vesile olmuş, çok yönlü tartışmalara zemin olmuş bir konu objektivite. Objektif dediğimizde hemen neyi kastettiğimiz biraz düşünürsek o kadar açık değil. Neyse, bir saygın bir gewesenist prensibini şiar edinen akademik tarihçiliğin kendini 19. yüzyıl ortalarından beri sıyırmaya çalıştığı, dışladığı, hatta aşağıladığı premodern tarihçilerin de Evliya Çelebi örneğinde olduğu gibi böyle bir kaygısı vardı. Hatta minyatür çizerlerinde kendi bir realizm anlayışları olduğu muhakkak. Çünkü minyatür üzerine yapılan tartışmalarda, minyatür resim, ortaçağ Avrupa'sında da aynı şey geçerli. Minyatür üzerine yapılan tartışmalarda, minyatür sanatçıları hakkında yazılan biyografilere baktığınızda, o zamanlarda yazılan biyografilere baktığınızda, ya adam öyle bir çizmiş ki aynen olduğu gibi ya da aynen gördüğümüz gibi. Minyatürde görsel bir medyumdan bahsettiğim için gördüğümüz gibiye çevirdim. Şeklinde yakıştırmalar hep yapılıyor. Demek ki, peki burada kastedilen ne gibi bir soru sormamız lazım. O kadar da açık, net, basit, düz, hemen söylenir söylenmez anlaşılan bir şey değil. Ma vaka üzere ya da wie es eigentlich gewesen ist. Zaten Ranke'ye sonraki yıllarda daha felsefi bir perspektiften bu tür eleştiriler çok yöneltildi. Ama bir türlü de kenara atamayacağımız bir şey var orada. O tam olarak nedir tartışması bizi yine saatlerce, sabahlara kadar götürebilir. Ben Evliya'ya döneyim, somutlaştırayım bunun nasıl irdelenebileceğine dair kendi fikirlerimi. Evliya ma vakaı üzere olduğu gibi ifadesini hangi bağlamda ve hangi hedefe yönelik kullanıyor? Tabii Ranke için de aynı soru geçerli. Ya da toplumlar, sınıflar, zümreler, bireyler arası eşitsizlikler, hiyerarşikler kale alınmadan objektivite çağrıları, objektivite beklentileri geçerli olabilirmiş kanaati için de bu sorduğu önemli bir soru. Yani hangi bağlamda, hangi hedefe yönelik, nasıl bir perspektiften, nasıl bir beklentiyle objektivite dillendiriliyor? Burada birkaç görselim var. Değil. Evet. Evet.
Da. Ne yapmam lazım şimdi arkadaşlar? Share screen. Evet hocam. Share dediğimde göreceksiniz diye ümit ediyorum. Şu an ekranınızı görebiliyoruz. Ne görüyorsunuz? Masa üstü. Efendim? Masa üstünde şu an herhangi bir şey açık değil. Ha. Peki ne yapmam lazım? Bağışlayın beni lütfen, bağışlayın. Evet, şimdi Açıldı hocam, görebiliyoruz resmi. budur. Bu Evliya Çelebi Viyana'ya gittiğinde karşılaştığı, huzuruna kabul edildiği, çünkü bir Osmanlı elçilik heyetiyle gidiyor. 1660'lardan söz ediyoruz. İkinci Viyana kuşatmasından önce Köprülüler devri. Karşılaştığı, huzuruna kabul edildiği İmparator Leopold. Şimdi İmparator Leopold'u Evliya Çelebi'nin nasıl tarif ettiğini okuyacağım size. Çünkü mavaka üzre meselesiyle yakından alakalı. Evvela, şimdi bir de şöyle bir şey var. Osmanlıcasından okuyacağım. Hani herkes burada yabancı dili öğrenirken hani bazı metinleri, bütün kelimeleri anlamadan okuyor ya. Ben de öyle öğrendim. Çarpışa çarpışa. Osmanlıcayı da vallahi büyütmeyin gözünüzde. Tamam, bazı kelimeler kaçabilir ama bağlam, hele Evliya Çelebi'nin dili şeker gibi. Açık olacaktır size. Çok gerekirse bir iki yerini değiştireyim. Evvela Nemçe Çasarı, yani Avusturya İmparatoru, Habsburg İmparatoru henüz 22 yaşında olup ama Cenab-ı Bari, Yüce Allah bunu gerçi insan diye yaratmıştır. Ama orta boylu, ince belli, o kadar etli, mülahham ve mücessem değil. Ve o kadar kadidi mahz dahi değil. O kadar sıska da değil diyelim. Tam görünüşüne geçelim. Allah'ın emri olsa gerek diyor, başı Mevlevi külahı gibi yahut bal kabağı gibi, sürahi kellesi var ve alnı tahta gibi yassı ve kaşları kalın siyah kaş ama araları gayet açık olup baykuş kuşları gibi gözü müdevver, dairevi, dairesel. Ve kirpikleri uzun siyah kirpikler ve yüzü hacı tilki gibi uzun çehreli ve kulakları oğlancıklar pabucu kadar büyük, saçlardan göremiyoruz onu. Ve burnu bir koruk kadar kırık yarım akçe tahtası gibi yahut mora patlıcanı kadar büyük kırmızı burunlu. Ve burnunun deliklerine üçer parmak sığar. Geniş burun deliklerinden içinden 30 yaşında yiğidin bıyığı kılları gibi. Kusura bakmayın biraz ama yani tarif böyle bir tarif. Grotesk. Ama grotesk Evliya'nın çok iyi bildiği bir sanat türü ve karşılaştığı bir sanat türü. Hem Viyana'da hem başka yerlerde. Bir diğer resim. Leopold'u devam ediyorum okumaya. Bu Leopold tiyatroda da oynuyor ve bir tiyatro oyunundaki kostümlü hali. Tam Evliya'nın gittiği yıllarda. Dudağı bıyığına karışmış. Bir önceki resim belki daha iyi açıdan. Karış moruş olmuş. Siyah fos bıyığı var ki ta kulaklarına varmış. Ve dahi dudakları güya şütürlep gibi, yani deve dudağı gibi. Ve deve dudaklı ve ağzına bir somun sığar ve diş, bir somun ekmek sığar yani. Ve kezalik iri beyaz deve dişleri var. Ama ne zaman söze gelse ağzından ve deve dudaklarından ağzının salyaları akar. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yanındaki insanlar devamlı mendille ağzını silerlermiş imparator konuşurken. O kadar yani salyaları ortalığa saçılırmış. İşte devamlı tarakla o pejmürde saçlarını tarar diyor. Parmakları langa hıyarı kadar vardır diyor. Sonra resim ve temsil sanatıyla ilgili bir değerlendirmeye geçiyor. Allah'ın emri diyor, bir emrillahi teala, bu çasarların, bu sezarların, bu imparatorların hasibi nesipleri, cedleri
Cümle böyle bedçehreler imiş. Hepsi böyle kötü suratlıymış, çirkin suratlıymış. Cümle kiliselerinde ve hanelerinde ve guruşlarında yani paralarında kralı böyle bedçehre çizerler. Eğer mahbub çehre yazan olursa, yani güzellik güzel gösteren olursa, beni zayıf gösterdin, beni tazif ettin diye katlederler. Zira bed çehre olduğu için onunla gurur duyarlar. Bu minval üzere devam ediyor. Yani imparator çirkin olabilir ama o çirkin haliyle görülmeyi tercih ediyor. Kendisini güzel gösterenlere kızıyor, cezalandırıyor gibi bir diskurla devam ediyor. O diskurdan az sonra zaten size verdiğim pasaja geçecek. Savaşları nasıl anlattıklarına dair olan pasaja geçecek. Ve orada diyecek ki, biliyorsunuz, tekrar okuyorum. Resim sanatıyla ilgili daha önce söylediği bir diğer şey, Venedik'in meşhur Aziz Stefan, Viyana'nın meşhur Aziz Stefan Katedrali'ni gezerken ve gezdikten sonra, yani Stephansdom isimli katedrali gezdikten sonra oradaki içerideki bilhassa cennet cehennem tasvirlerine hayran oluyor. Ve hakka diyor, yine hakikat budur ki Frank tasvire geldikte, Frank yani Avrupalı resim yapmaya geldikte Hint ve Acem'e galiptir diyor. Gördüğünüz gibi bu çok daha genel bir kendini temsil etme yöntemleri üzerine diskurun içine yerleştirilmiş bir değerlendirme. Onlar kendilerini nasıl temsil ediyor? Şöyle ediyor, böyle ediyor. Ve başarılılar, bak onu çok iyi yapıyorlar. Çirkin olmasına rağmen böyle yapıyor. Grotesk bir çerçeve çizdi Evliya Çelebi. Ve belki de diyorum ben, Evliya bu resmi görmüştü. Çünkü bu resim Leopold'un ceddi, ikinci Rudolf'un Archimboldo tarafından yapılan meşhur resmi. Bilenleriniz vardır. Bu resim yani Viyana İmparatorunu sonbahar olarak temsil ediyor. Ve işte gördüğünüz gibi bitkilerden, meyvelerden oluşmuş. Bir zamanlar Viyana'da, sarayda asılıymış. Şeyin tarihini tam bulamadım. Hangi tarihte bu resimlerin, bu bir seri. Bir kısmı Madrid'e, bir kısmı Praga gidiyor. Şimdi Viyana'da değil. Ama Evliya bunu görmüş olabilir. Ya da buna benzer bir şey görmüş olabilir. Manierist dönemin groteske kaçan sanatıyla yani o kadar... uzak değil. Sonra şeye geliyor, kralın sarayı kurubunda, sarayı yakınında Temaşa Sokağı'na gelecek. Yolun iki tarafında duvar o kadar cilalanmıştır ki diyor, sanki Çin kağıdı gibi, Çin kağıdı çok ince, böyle çok şeffafa yakın bir incelikte, onun gibi olmuştur diyor. Tabi bu duvarın cilalanması hikayesi bazılarınıza aranızda Mesnevi hakkında bir şeyler okumuş olanlar muhakkak vardır. Mesnevi'yi de geçen önemli hikayeyi hatırlatabilir. Çin ressamlarıyla Rum ressamları bir sarayın karşılıklı iki duvarına resim yaparlar. Yarışmadır bu. Araya perde çekilir. Aylarca bir duvarda Çin, bir duvarda Rum ressamları çalışır. Kim kimi geçecek? Sonunda perde açılır, bir bakarlar Rum ressamları muazzam bir resim yapmış. Ama nasıl içine düşeceksiniz? Çinliler resim yapmamış. Sadece ve sadece cilalamışlar duvarı. Dolayısıyla oradaki güzel resim, o şahane resim cilalı duvara yansıyor. Tabii gerçeğin yansıması gerçeğin kendisinden çok daha yüksek bir gerçeği temsil ettiği için nedir yani gerçeklik, gerçekçilik tartışması? Uzar gider bu yönlerde. Çinliler yarışı kazanıyor. Evliya burada kesinlikle o alegoriye referans veriyor. Çok iyi bilinen bir hikaye bu söylediğim hikaye. Mücella diyor, cilalanmış duvar diyor. Neyse, bu duvarda diyor bütün üstad nakkaşlar çağrılmış. Prag'dan gelmiş, Paris'ten gelmiş, her bir yerden üstad ressamlar gelmiş ve resimlerini, sanatlarını işte icra etmişler.
ve sonra da size verdiğim pasaj. Bu yolun sağ tarafında kendilerinin Estergon cenginde Ali Osman'ın kılıcıyla 37 bin kafirin kırıldığını ma vaka üzere öyle tahrir etmiş ki diller ile tabiri tavsif olunmaz. Hatta kellelerin yığıldığını çizmişler, şunu çizmişler filan diye devam ediyor. Kendi kırılmalarını, bozulmalarını, ne kadar gerçekçi anlattıklarını hayran bir dille yazıyor. Ve sonra diyor ki, ne diyor? Hatta ki cemii tevarihlerinde cümle bozmak ve bozulmalarını, bütün tarihlerinde, bütün galibiyet, enteresan orada bozmak ve bozulma kelimelerini Mehmet ve arkadaşları galibiyet ve mağlubiyet diye çevirmişler sadeleştirirken. İşte, doğru bir tercih, çok haklı bir tercih anlaşılır olmak açısından ama çok ilginç değil mi? Evliya Çelebi bozmak ve bozulmak diyor. Biz bugün anlaşılır olmak için galibiyet ve mağlubiyet diyoruz. Neyse, yani bir gözlem. Ma vaka üzere sıhhatiyle tahrir ederler. Olduğu gibi bir es eigentlich gewesen ist, bunlar tarihlerinde, mağlubiyetlerinde şakır şakır yazarlar diyor yani özetle. Evliyanın başka pasajlarını yıllardır benim gibi evliya delileri farkında ki evliyayı bir yerden okuyup anlayamazsınız. Hiç beklemediğiniz şekilde bilmem kaç cilt sonra, birkaç yüz sayfa sonra bir yerden öteki pasajı açıklayacak başka bir şey söyleyebilir. Başka bir veri verebilir. Osmanlı tarihçiliğiyle ilgili de şikayetçi olduğunu başka pasajlardan çok iyi biliyoruz. Neden şikayetçi? Çünkü ma vaka üzere sıhhatiyle tahrir etmiyorlar. Bozmak ve bozulmalarını. Mesela Evliya Çelebi metnime döneyim. Sultan kendi döneminin sultanları ile ilgili pek az yerde görebileceğimiz türden değerlendirmeler yapar. Sultan İbrahim için 18 yaşından küçük kimse yok değil mi? Mehmet, Fatva, rahat konuşabilir hocam, bilmiyorum. Yani benim için fark etmez ama sonuç olarak sizin başınız belaya girmesin. Sultan İbrahim için, Sultan İbrahim öldüğünde Evliya İstanbul'da büyümüş, seyahatlerine yeni başlamış, 29 yaşında. Bayağı olgunca görmüş, bütün 20'li yaşlarında o dönemi yaşamış. Sultan İbrahim zekeri elinde öldü. Yani penisi elinde öldü. Bir türlü uçburuna geri sokamıyordu anlamında. Devamlı aklı, fikri işte. Şuradaydı, buradaydı anlamında. Oğlu Mehmet'e gelince, Avcı Mehmet diye bildiğimiz Mehmet'e gelince, Evliya Çelebi onun için İstanbul'da o yıllarda söylendiğini bildiğimiz bir eleştiriyi dillendirir. O biraz galis kaçacak. İsterseniz kulaklarınızı kapayın. Avcı Mehmet için derlermiş ki babası yani İbrahim am delisi, kendisi av delisi. Arkadaşlar siyaset ve muhalefet böyle bir şey. Sokak çalışacaksak bunlar bugün de, o günde, Herodot devrinde de buna benzer şeyler muhakkak var. Yani bir şekilde ya ulaşabiliyoruz ya ulaşamıyoruz. Hepsi aynı şeyi söylemiyor tabii ama bunlar kesinlikle her şeyi yazmak gibi bir tavra giren tarihçinin radarından kaçmaması gereken şeyler. Ve bu verdiğim örnekler Evliya Çelebi'nin aynı zamanda onlar imparatorlarını nasıl yazar derken aklında olan dolay ve okurunda olduğunu düşündüğü dolaylı göndermeler. Yani Evliya Frankler'in kendi tarihlerini ve dolayısıyla kendilerini yazma ve temsil etme konusunda tırnak içinde gerçekçi olduğunu düşünüyor. Belki tamam ama asıl kendi dünyasında yani Osmanlı dünyasında tersinin geçerli olduğuna dair bir yansıtma yapıyor.
17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılda çokça yapılan bir şey bu. En meşhur örneği Montesquieu. Montesquieu'nun İran mektupları aynen bunu yapar ve bu orijinal bir yorum falan da değil. Montesquieu'nun İran mektupları üzerine yazılanları okursanız çoğu bunlar aslında İran hakkında değil. Bunlar aslında Avrupa'nın mutlakiyetçi monarşileri hakkında eleştiriler. Dolaylı olarak, yansıtma yoluyla Montesquieu İran'ı kullanıyor. Ama aslında Fransa'dan bahsediyor. Zaten o kitabı Fransa'da basamamıştır Montesquieu. Amsterdam'da basıldı kitap. Başına ne geleceğini biliyor çünkü. Amsterdam'da sansürü yok, Amsterdam'da basıyor. Evliya Çelebi de Osmanlı döneminde çok takdir edilmiş bir yazar değil. Gibi gibi. Peki, neyi yazar sorusunun? Tarihçi, tarih. Neyi yazar tarihçi? Neyi yazar sorusunun bir de ince tarafları var. Aynı suya iki kere girilmeyeceği gibi iki tarihçinin aynı şeyi yazması mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Bir olaya bakıp o olayı anlatmaya veya yazmaya oturan iki kişinin, hadi birbirine çok benzer şekillerde ve kurumlarda yetişmiş iki profesyonel tarihçinin bile aynı şeyi yazması mümkün değil. Aynı suya iki kere girilmeyeceği gibi bu çok önemli bir tercih. Şimdi size 1528'den İstanbul'dan bir hikaye okuyacağım. Burada yansıtacağım ekrana. Yapabildiysem eğer. Celalzade tarihinde geçiyor. Şimdi bu ilk yansıtacağım muhteşem yüzyılın çok popüler olduğu günlerde Muhteşem Çağ adıyla yayınlanan, o bağlama referans veren Osmanlıcası son derece yetkin bir popüler tarihçinin yaptığı sadeleştirme. Sadeleştirme metni okuyalım. Yıl 1528, Hicri 934. Şubat oluyor bu ay. Böyle karanlık, soğuk bir İstanbul gecesi düşünün. Sultan Selim Camii yakınında bir Müslümanın evi basılıp içinde oturanların hepsi öldürülür. Ev harap bir hale gelir, talan edilir. Bu işlerin kimler tarafından yapıldığına dair hiçbir belirti ve iz olmamasına rağmen Leventler tarafından yapıldığına ihtimal verenler olur. Çünkü bir zamanlar Leventlerin bu gibi hal ve hareketleri görülmüş. Bunlar kendilerini serseri göstermemek için ara sıra mumculuk ve ırgatlık yaparmış. Fakat fırsat buldukça çalıp çırpmaktan da geri kalmazmış. Bunu yazan Celalzade, çok önemli bir entelektüel, tarihçi ama aynı zamanda nişancı. Ve o konumuyla Dışişleri Bakanı'na benzetebilirsiniz modern, biraz anakronistik bir benzetme ama benzetebilirsiniz konumunu. Bunun üzerine hükümet güvenlik görevlilerini yolluyor, işte çavuşlar, kapıcılar filan. Nerelerden toplandıkları çok enteresan. Şüpheli yerler var. Şimdi olduğu gibi çarşı pazarları, meyhane ve bozahaneleri. Bozahane kahvehane öncesinde yaygın olmuş. Biraz kahvehanelerle örtüşerek devam etmiş bir kurum. Belki biliyorsunuz bozanın hafif bir fermantasyon özelliği olabiliyor eskiden. Şimdilerde yok en azından. Açıkta satılanlarda yok. Eskiden meyhaneye benzetilmesi o yüzden. Meyhane ve bozahaneleri dolaşarak Leventleri bir bir yakalayıp getiriyorlar. Sonra şehrin kalabalık yerlerinde, yani ibret olsun diye, hepsini kılıçtan geçiriyorlar. 800 kişi. 800 kişi arkadaşlar. Bu, yani ben bunu ilk okuduğumda 40 küsur yaşındaydım. Hayretler içinde kaldım. Ben yani bırakın bu olayı, buna benzer bir şey pek okuduğumu hatırlamıyorum o yaşıma kadar. Şeyin dışında adli meselelerle veya polisiye meselelerle ilgili doğrudan arşiv belgeleri dışında. Yani modern tarihlerde okumadım demek istiyorum. Gerçi bu 800 kişinin hepsi de hırsızlık etmiş veya insan öldürmüş değildi. Ama bunların çoğunun meydana gelen olaylardan haberleri vardı. Bu idam herkesi korkuttu ve bundan sonra artık İstanbul'da böyle bir olay ortaya çıkmadı. Güzel, okuduk olayı. Yeterince etkileyici, hatta dehşet verici ve
önemli bir olay olduğu belli. 800 kişinin katlinden konuşuyoruz. Şimdi daha yakından bakalım bu olaya. Bir başka modern tarihçi, ama bu sefer Osmanlıca metnin aynısını vermiş. Yalnız içinde benim baktığım Nisa'ya göre çok önemli bir fark var. Bu da benzeri. Şimdi karakterler kimdi? Bir Müslüman aile, Leventler, kabadayılar. Bir de polisiye görevliler geçti değil mi? Bir önceki anlatıda. Burada da aynı grup geçiyor. Daha şey bir dille, Osmanlıca renkli bir dille bana kalırsa. Leventi, pürgezendi, zarar peyvent mesela bunlar. Sonra enteresan bir şey var ötekinin göstermediği. Setri günah için gündüz ırgatlık ve mumculuk etmek suretiyle diyor. Yani günahlarını gizlemek için ırgatlık ettiklerini iddia ediyor. Ama hani bu 800 kişinin her biri araştırılmış mı? Tabii ki zaten öyle olmadığını söylüyor kendisi. Ama kanaati ne toplumun? İşte bu kesime yakıştırılan bir şey. Abi bunlar ırgat, mumcu falan gibi ama bu günahını gizlemek için yapılan bir şey. Devam edelim. Yakalanıyorlar. Tabii bunlar için bikar diyor. Bikar kelimesi çok ilginç. Farsça aslında işsiz demek. İşi kârı olmayan. Kârı. Ama Arapça bikr, yani evlenmemiş kelimesi ile çok yakın düştüğü için Türkçedeki bekar oradan Arapçadan geliyor, bekardan, bikirden geliyor. Bu iki şey yani işsiz olmakla evlenmemiş olmak ve sanatsız olmak, bir sanat geçiyor arkasından. Levent olmakla filan, serseri olmakla kısmen örtüşen, en azından o yönde şüpheler barındıran bir sosyal var olma biçimi, bikar olmak. Osmanlı toplumunda 16. yüzyıldan 19. yüzyıla çok yaygın, çok önemli bir kategori. Her zaman suçlu değil ama şüpheli olmaya çok yakın bir sosyal konum. Yalnız bu metinde de eksik bir şey var. Dahi kelimesinin üstünü çizmişim ya. Benim baktığım metinde, Osmanlıca metinde, ekranda görebilecek misiniz bilmiyorum. Görünüyor mu? Evet hocam. Osmanlıca okuyanlar vardır aranızda. Zaten Latin harflisinde yazdım ama. Zimmiler. Yani bu olayda hakiki suçlular bulunamadığı için vehim ve kıyas yoluyla yargılanarak ya da yargılanmadan pardon, vehim ve kıyas yoluyla suçlanarak katledilen 800 kişinin zımmi olduğunu meğer Celalzade yazmış. Celalzade utanmamış. Niye utansın ayrıca yani? Ama modern ideolojilere, belli kalıplara, belli beklentilere doğru geldiğimizde Müslüm, gayrimüslim, Türk, Türk olmayan ilişkilerini yazmak çok daha şarje, çok daha tehlikeler barındıran bir yönde evriliyor. Ve burada tarihçilerin neyi yazmadığı çok ince, ince noktalarda bile dikkatimizi çekiyor. Zimmi'nin burada atlanmış olması her iki metinde çok farklı yönlerde götürür araştırmacıyı, araştırmasını yapacaksa buradan yola çıkarak ya da yorumunu yapacak buradan yola çıkarak 1520'lerde İstanbul'la ilgili kanaatlerini geliştirecekse. Yani tarihçi neyi yazmaz sorusu da önemlidir. Verdiğim örneklerde bir iki kelimenin silinmesi ya da değiştirilmesiyle gerçekleştirilen bir istenmeyeni yazmama durumu var.
modern tarihlerin çoğu bu olayı olduğu gibi yazılmayacaklar, yazmaya değmez olanlar ya da yazılması sakıncalı şeyler kategorisine koyabilir. Bu çok basit bir örnek. Çok çok büyük de şeyleri yok yani bunun implikasyonları ben yani bunu vay bak 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 neler olmuş diye örnek. Bilakis size çok ince küçük bir örnek veriyorum ama o yılların toplumsal yapısını düşüneceksek önemli, küçük olmakla birlikte önemli bir silme. Bunun çok daha geniş ve büyük olanlarına doğru bir düşünürsek, örnek vermeyeceğim, hepinizin aklına değişik örnekler gelebilir. Tarihçi neyi yazmaz sorusunun bir omerta tarafı var. Sessizlik yemini diye mafyanın omertasını duymuşsunuzdur. Neyse, öyle bir kavram var. Mafyacıların, İtalyan mafyacıların çok kullandığı, sonra giderek şu anda globalleşen bir kavram. Güya şeyden geliyor olabilir etimolojisi. İspanyolca hombredad, yani erkeklik. Yakışır yani, biliyor musunuz? Erkeklik, mertlik. Mert de Farsça erkek demek. Omerta tabii ki bir çeşit hani erkeklik kalıbı içinde oluşmuş bir değer mafyacılar için. Ama hani tarih neyi yazmaz diye düşündüğümde tarihin yazmadıkları omertayı acaba mafyadan önce tarihçiler mi icat etti diye düşündürdü beni. Mavaka üzere yazmaktan mafyaya doğru gitti. Bugünlerde galiba kaçınılmaz bir şey oldu. Benim kusuruma bakmayın. Ben inanın şeyleri düşünerek yapmadım, hazırlamadım bunu. Kasetleri geçiyorum. Kısaca nasıl bitireyim değil mi artık? Ne durumdayız arkadaşlar? Biraz daha devam edebiliriz hocam eğer istiyorsanız. Efendim? Biraz daha devam edebiliriz. Peki, çok nasıl güzel. İsterseniz. Neye yarar kısmı zaten daha kısa. Belki çok fazla yarayışlı olmadığı için. Gerçi ben öyle düşünmüyorum ama. Bu ekranı değiştireyim yine gideyim. Ama meselemiz o değil aslında. Meselemiz share screen'den çıkmak değil mi? Siz yapabiliyor musunuz onu benim yerime? Ben yapayım hocam şimdi. Galiba yaptım. Evet. Evet. Şimdi neye yarar? İşini iyi yaparsa bir kere hayatı birazcık daha iyi anlamamızı sağlar. Hatta belki nasıl değişebileceğine dair de ipuçları verebilir. Marx'ın 18. Brümer'inde çok meşhur bir pasaj vardı. Tabii ilk çıktığında işte Marx'ın ideolojisiyle bağlantılı düşünülmüş. Hatta benim gençlik yıllarımda bunu zikretmek bir suç addedilebilirdi Türkiye'de falan filan. Ama herkes de biliyor ki ben kendi büyük Türkleri kastediyorum şu anda. Hocalarımla da konuştum ki aşağı yukarı 80-100 yıldır bütün tarihçiliğe anti-Marksist olanlar dahil damgasını vuran bir diktumdur bu. İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar. Ama kendi keyiflerine göre değil. Doğrudan karşı karşıya kaldıkları, belirlenmiş olan ve geçmişten gelen koşullar içinde yaparlar. Bütün ölmüş kuşakların geleneği büyük bir ağırlıkla yaşayanların beyinleri üzerine kabus gibi çöker. Bu tabii bunu zikrettiği için kaç kişinin başı devletle belaya girmiştir o da ayrı konu ve şimdi Türkiye'yi kastetmiyorum yani. Hindistan'da, Peru'da filan da yaşanmış şeyler bunlar ama artık her türlü tarihçiliğin içine dediğim gibi nüfuz etmiş bir şey bu ve tarihçi işini iyi yaptığında belki o büyük ağırlığın, belki o kabus gibi çöken geçmişin
tortusunu biraz aralamaya, oradan farklı bir şeyler, bir ışık görmeye vesile olur. Bizlerin, yani insanların iradesi, muhayyilesi ile içinde bulunduğumuz şartların bağlayıcılığı arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışır. Birazcık olsun iyi anlamış ve anlatmışsa, şartların dayatmasını birazcık olsun hafifletir. İşini iyi yaparsa, iyi açalım biraz. Her şeyi yazabilir dedik ama bu yazılanı tarih yapan ya da tarihi bir yaklaşımla mayalayan, yoğuran ve içini dolduran tarihselleştirmedir. Yani tarih anlatmakla, belgelendirmekle, irili ufaklı trendleri tespit etmekle yetinmez. Tarihselleştirir. Bu yine has tarihçilerin hep bildiği ve sürdürdüğü bir çizgi olmakla birlikte sadece son 40-50 yılda belki başat bir konumda. Tespit yetmez. Belge, Ranke'ye karşı çıkışların çoğu bu yönde. Tarihselleştirir. Historicizing İngilizce adıyla. Dediğim gibi yeni keşfedilmiş bir şey değil ama konumu değişiyor. Tarihsel olduğunu belirli şartlar altında, belirli yapılar çerçevesinde, belirli topluluk ve bireylerin dünyayı değiştirdiğini veya değiştiremediğini, dünyaya tosladığını, tekrar tekrar tosladığını belki göstererek doğal ve normal olmaktan, yani mutlak olmaktan çıkarır. Mesela ilahiyattaki ve sırf bu da Türkiye'de değil, tarihselci ekole bunca düşmanlık, bir yerde bu yüzden. Bu buradaki tartışmamızı aşan bir konu ama bir örnek olarak vermek istiyorum. Çünkü tarihselcilik işin içine girdi mi bikar gibi bazı şüpheler uyanıyor. O şüphelerin haklı haksız olup olmadığını size bırakacağım, tartışmayacağım. Ama tarihselcilik işin içine girince doğal, normal, mutlak doğru dediğin şeylerle ilgili yeni irdeleme ve sorgulama biçimleri var demek oluyor. Hızlı geçiyorum. İşini iyi yaparsa insanların zihninde tarih kıtasına giden yolu açar. Düşünce dünyalarına geniş ve uzun zamana yayılan bir derinlik kazandırır. Buna da örnekler verecektim ama zamanımı aşmayayım diye bırakıyorum. İsterseniz soracaklarınız olursa 17. yüzyıl tartışmalarından örnekler vermek isterdim. Onlara bugün baktığımızda, onları tarihselleştirici bir şekilde algılayıp anladığımızda düşünce dünyamıza benim tabii gördüğüm nasıl bir zenginlik ve derinlik kazandırdığını örneklendirmek isterdim. Eğer devam etmek isterseniz. İşini iyi yaparsa demenin bir parçası da tabii sanatını iyi icra etmesi demek ya. Orada belirli beceriler ve gayretler konusu var. Size 1970 senesinden Boğaziçi Üniversitesi'nin o zamanki Robert Kolej halinden bir tartışma okuyarak bırakacağım. Evet. Sevgili arkadaşlar, bunu bulmak için çok eziyet çektim. Çok iyi bir sahaf buldu benim için. Bir ve ikincilerini bulamadım. Bu üçüncü kültür haftası çalışmaları. Ben lisedeyim. Üniversiteli büyüklerimiz, abilerimiz ve ablalarımız Hisar üstünde kültür haftası çalışmaları yapıyorlar. Ve duyuyoruz o gelmiş, bu gelmiş falan filan. Şimdi okuyayım size. Robert Kolej Öğrenci Birliği, üçüncü kültür haftası açık oturumlar dizisi. 1. Sanat ve politika. Katılanlar: Selahattin Hilav, Özer Kabaş, Kemal Tahir, Aziz Nesin. Yöneten: Faruk Pekin. 2. Yeni Türk resminin sorunları. Cihat Burak, Adnan Çokar, Özer Kabaş, Orhan Taylan, Ömer Uluç, Sezer Tansu. Yani resim tarihiyle ilgiliyseniz hani bu who's who listesi. Son olarak da halk bilgisi çalışmaları üstüne Tahir Alangı gelmiş. Şimdi iki şey diyeceğim. Bunları bulamıyoruz. Bu tekstil kağıdında okumak çok zor. Ben daktilo el çekmeye çalışıyorum.
çalışıyorum bir asistanla. Okuyamadığımız birçok paragraf var maalesef. Çünkü bunlar böyle o günlerin şartlarında üretilmiş şeyler. Tahir Alangu ile öğrenciler arasında şöyle bir tartışma. Orada bitireceğim. Tahir Bey diyor ki, Koktor çalışmalarının o yıllarda en azından çok önemli bir ismi. 32 milyon genç var. Türkiye'de bundan 5 kişi çıkmıyor. Çıkmaz mı? Çıkmıyor. Herkes mühendis olacak. Herkes doktor olacak. Tamam, pekala olur ama yani folklorcu çıkmıyor diyor. Kendisi folklor çalışmaları yapıyor. Şimdi diyor ki gençler biraz zahmet edip kendilerini yetiştirme çarelerini işte okuyamıyorum. Hep işlerini politik yoldan halletmeye çalışıyorlar. Nedense biz üniversitede bu yolu denememiştik. Çok saf insanlardık diyor sarkastik olarak. Kendisi o yıllarda 50'li yaşlarında. Kendimizi yetiştirelim dedik. Anlıyorum, aksiyona yöneliyoruz. Ama içinizden birkaç tanesi de ben aksiyondan vazgeçtim, kendimi yetiştireyim, bir gün bana ihtiyaç olacak demiyor. Neden? Bu bir aksiyon değil mi? Öğrenciler diyor ki, sizin kendi kendinizi yetiştirmeniz meseleyi halletmemiş ki. Yalnız araştırmacı olarak kalmışsınız. Tahir Bey diyor ki, beni suçluyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz benim bu yaşımda 5 sene üzerinde önemli durarak bir araştırma işini geliştirdiğimi, bu işin peşini bırakmadığımı, bu tatil gününde ben pasajda bira içmeyi bilemez miydim? Bir ümitle geldim. Öğrenciler diyor ki, durum şu, gençleri aksiyona yöneltmek lazım. Tahir Bey inat ediyor. Hayır, aksiyon istemiyorum. Aman aksiyon istemiyorum. Kendinizi yetiştirin. Benim için en büyük aksiyon bu. Giden insanın yerine birkaç insan gelsin. Önce meslek adamı olun. Bir öğrenci. Halka dönük üniversiteler kurulduğu takdirde halkın sesini duyurabileceği kuruluşlar kurulur. Halktan merhametli kimseler gelir. Bize halkın sesini duyurur. Biz de o zaman halk bilimini gerektiği kadar öğreniriz. Tahir Bey, o zamana kadar bekleyelim mi? Bu işi yapacaklar vardır. Gökten zembille inecekler, dışarıdan ithal malı gelir. Düşünce böyle gelmez, sloganlardan gelmez, sokaktan da gelmez delikanlı diyor. Şimdi size tabii bunun her iki tarafı naif gelecektir, gelmiştir. Tamam. Ama bir yerde bir teviye dönen bir tarafı da var tartışılan konuda. Ve sonuç olarak tabii işini iyi yaparsa redifli söylemimi, işini iyi yaparsa, yapacaksa, o yönde yararlı olduğunu düşünüyorsa, dediğim şekillerde farklı ufuk açıcı, imkanları geliştirici tarafları olduğunu düşünüyorsa, Tahir Bey'in dediği gibi meslek insanı olmaya da çalışacak. O beceriyi ve o gayreti muhakkak gösterecek. Onsuz da olmayacak yani. Tarih yazan neyi yazarsa yazsın. Bir de böyle bir tarafı var. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Şimdi galiba bir 10 dakika mola mı yapıyoruz? Evet hocam, çok teşekkürler ders için. Şimdi 10 dakikalık bir ara veriyoruz. Ardından tekrar buradayız. Size soruları ileteceğiz. Sorularınızı bana soru sorarsanız iletebilirsiniz. Merhaba hocam. Merhaba hocam, hoş Merhaba. Geldiniz. Müzik de güzeldi. Çok teşekkürler. İzninizle şimdi size soruları sormak istiyorum. İlk sorumuz şu şekilde. Nietzsche, tarihin yaşam için yarar ve sakıncası, zamana aykırı bakışlarda, hayvanlar insanlardan farklı olarak unutmayı bilirler ve dolayısıyla geçmişe bağlı yaşamazlar. Bu durum onları tarih dışı kılar der. İnsanın da herhangi bir politik ya da sosyal şartta tarih dışı kalması mümkün müdür? Bunun sonuçları ne olur diye sormuşlar. Evet.
konuşmayı hazırlarken başlık olarak aslında Nietzsche'nin başlığını olduğu gibi almayı da düşünmüştüm. Sonra farklı yönlerde evrildi. Çok önemsediğim bir kitap. Tabii onun da etkileri hani başka alanlar bir yana tarihçiler arasındaki etkileri yüz küsur yıldır muazzam. Evet. Nereden? Yani şöyle tarihin tabi hayvanların hafızası konusu hani biyolojik çalışma, zoolojik çalışmalar o konuda da bir takım tereddütler yarattı zihnimizde. Ama bir fark hala kabul ediliyor bildiğim kadarıyla. İnsanın hafızası kendisini diğer hayvanlardan ayırt edici bir özellik taşıyor sanırım, mutlak değilse dahi. Tarih dışı bir varlık olabilir mi? Sanmıyorum hiç. Ama tarihin, Marx'ın alıntısını biraz da o yüzden vermiştim. Tarihin altında ezildiğimiz yoğun tortularından dolayı nefes alamadığımız ağırlığını hafifletebilir. Yani biraz da bu izin verme vermeme meselesi. Nietzsche'yi ben öyle anlıyorum ve hak veriyorum. Yani tarihin belli bir ezici ağırlığı var, bir tortusu var. Evet, bu hayatın bir gerçeği. Ama biz onunla ne yapacağız peki? Ne yapıyoruz? Tamamen çaresiz bir şekilde onun altında ezileceğiz, ona mahkum muyuz? Yoksa farklı şekillerde orada kendimize bir yol, bir imkan, bir ufuk arayabilir miyiz? Aramaya değer mi? Evet, yani bence bunun cevabı evet. Bilmiyorum soruya tam cevap buldu mu ama ben aslında aynı bağlamda görüyorum ve istiyorsa tabii tekrarlayacak olursa bir başka tarafıyla soruyu dönerim. Çok teşekkürler hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Tarih yazıcısı aslında bir edebiyatçıdır diyebilir miyiz? Olanı görünmeyeni de anlatarak ve bunun için kelimelerin dilin gücünden faydalanarak. Kesinlikle. Zaten bu hani edebiyatın şimdi anladığımız şekliyle anlamının ve kapsama alanının daraltılması oldukça modern bir olgu. Yani orta çağlarda hatta erken modern dönemde tarihçi ya da değişik kulvarlarda kalem oynatan insan hep edip olmak durumundaydı. Yani edebiyat kelimesiyle aynı kökten gelen edep ilimleri diyebiliriz buna. Erken İslam tarihinde çok gelişen mesela ve Osmanlı dönemine tabii kuvvetle akıp gelen, kendi içinde türlere ayrılan her türlü yazma edimini, her türlü yazı üzerinden fikir üretme veya hayal üretme edimini ortak bir havuzda düşünme, ortak bir okyanusta düşünmemizde yarar var bence de. Her yazar ediptir. Kendini edip olarak addetmelidir. Fizik yazan da, yani tamamen formüllerden oluşan bir yazıyı kastetmiyorum ama tabii ki yani ben harika fizik yazıları okumuşluğum vardır mesela. Vay diyorsun, adam yazıyor yani. Yazar. Niye yazmasın ayrıca? Hani ama o edebiyat aleminin, edebiyat yazmanın tamamen dışında addediliyor. Bu ayrımlara gerek olmadan edip kavramını bence yeniden canlandırmakta yarar var. Bu şekilde yine çok haksızlığa uğramış bir bilim dalını canlandırırız belki. O da belagat. Gerek Arapçadan Türkçe'ye belagat, gerekçe İngilizce retorik.
modern çağlarda salla gitsin anlamında, işte lafı böyle dolandırmak anlamında, süslü laflar etmek anlamında filan aşağılanır oldu. Herif belagat yapıyor. Değil mi? Bilmem Doğa, sen duydun mu bu şekilde bu lafı? Hayır. Hocam belagat kelimesini duymamıştım. Şimdi burada Zoom çok yetersiz. Sınıfta olacaktım. Sizinle şu anda, yani çok özledim. Direkt bir şeye girecektik. Yüz yüze, başka kimler var, o ne diyor. Şimdi tek tek de bir ekrandan böyle sormama imkan yok. Ama İngilizce peki retoriği duydun mu? Hani, evet, this full tabii. Of rhetoric. Evet. Aynı şey. İnan aynı şey. Hem retorik Avrupa dillerinde ve okullarında, hem belagat İslam dünyası dillerinde ve okullarında 1000 küsur sene çok önemli bir bilim olmuş. İnsanlara söz sanatlarını öğretmiş. Yazılanları nasıl değerlendirileceklerini, mecazla istiare farkı. Yani bu bir yandan felsefi bir mesele ya da metaforla nedir? Diyelim şimdi aklıma o geldi. Metaforla alegori farkı. Şimdi bu çok önemli bir konudur ve bu hani sadece roman okurunun, sadece masal çalışanın bilmesi gereken bir şey değil. Hepimizin, yazan çizen herkesin bilmesi gereken farklar bunlar. Metafor mesela çok derinlikli bir mesele zaten her dilde. Bu şekilde sanırım edebiyatın kapsamı alanını daraltmakla bir yandan profesyonelleşme sağlandı belki. Amaç oydu. Hani lafı güzaf, bol bol laf yaparak bilimsel gerçekliklere uzak insanlar fazla ukalalık etmesin diye belki böyle... bir yönde gidildi ama kaybedilen üzerine düşünmek lazım ve sanırım yani ben mesela söz sanatlarını ve değişik edep ilimlerini çok daha geniş bir şekilde çok daha erken bilmek isterdim ve çok daha erken öğretmek isterdim. Bilinsin isterim. Edebiyattır tarih. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Demişler ki tarihçinin tarihselci bir perspektif dışında başka bir alternatif var mıdır sizce? Yani şöyle, her tarihçi tarihselci bir perspektiften yazmaz ya da tarihselciliğini yeterince geliştirmeden çok satıhta tutabilir. Şöyle diyeyim, yani geçmişten bahsetmek tarihselcilik değildir. Geçmişteki olguları bir kronolojik sıraya koyup ard arda anlatmak da tarihselcilik değildir. Tarihselcilik, cümlelerime dönün. Yok, dönün. Tarihselcilik, tarihselleştirmek, çalıştığımız olguların, şeylerin, vakaların, kişilerin, toplulukların, süreçlerin aynı zamanda kendi şartları ile nasıl bir ilişki içinde evrildiğini, dönüşebildiğini veya dönüşemediğini göstermek, bunlar üzerine düşünmekle ilgili bir şey. Yoksa tarih diye yazılan birçok şey bu yönde soru sormadan işte 1640'larda şunlar oldu, 1650'de bunlar oldu diye bir anlatı çıkarabilir karşımıza. O da faydalı bir şey olabilir. Hele içinde orijinal dokümanlar, orijinal bulgular varsa. Ama o ille tarihselci bir perspektif değildir. Ve tarihçi olmayan birçok insanın da tarihselci perspektifi olabilir. Nitekim vardır büyük sosyologların, büyük doğa bilimcilerin. Çok teşekkürler hocam. Ben şimdi sözü Mehmet'e bırakmak istiyorum. Evet hocam. Kalan soruları da ben aktaracağım size. Ama öncelikle evet. Şeyi sormamız lazım sanırım. Bu örneklerim dediğiniz şeyleri örneklemek ister misiniz? 17. yüzyıldan kalan. Zaten şöyle bir şey düşünmüştüm. Şimdi 17. yüzyıl büyük tartışmalar yüzyılı olarak
Osmanlı tarihçileri arasında değerlendiriliyor. Kadızadeliler ve rakipleri bilhassa, ama sırf onlar da değil. Ama insanları birbirine düşüren, sokaklara sevk eden, işte ya da camilerde, tekkelerde hararetli tartışmalara, kavgalara sebebiyet veren bir takım konular olduğunu, bir takım meseleler olduğunu insanların 17. yüzyıl boyunca, 2-3 kuşak boyunca 17. yüzyılda bunları tartıştığını biliyoruz. Katip Çelebi'nin işte Mizanül Hak diye bir eseri var. Çok meşhurdur. O 16 tartışma konusu çerçevesinde özetler. Neymiş tartışılanlar? Kahve tütün meseleleri. Bugün hala biraz bildiğimiz. Kahve caiz midir, değil midir? Tütün caiz midir, değil midir? İyi midir, değil midir? Zararlı mıdır? İşte yasaklanır mı, yasaklanmaz mı? Nispeten kolay. Bazı şeyler bugüne çok yabancı gelecek şeyler. Belki o kadar yabancı, el sıkışma biçimleri. Musafaha. İnsanlar karşılaştığında birbirinin elini mi sıkmalı, baş eğerek selamlamalı mı, nasıl selamlamalı? Neden birbirine girer insanlar bu konuda diyebilirsiniz. Ya da Firavun imanlı mı öldü tartışması. Ya da Hazreti Muhammed'in annesi babası Müslüman mıydı? Eğer onlar öldükten sonra geldiyse vahiy, onların ahiretteki konumu ne olacak gibi bir yere bağlanıyor bu. İşte rüşvet konusu var, afyon konusu var. 16 konu. Size birbiriyle alakasız, ilk ağızda birbiriyle alakasız gibi gözükebilir ama aslında çok çok insicamlı, coherent, bütünlüğü olan bir zihin dünyasının farklı kulvarlarda açtığı soru ve tartışma alanları. Bir tanesi bu Katip Çelebi'nin kitabına girmemiş, benim en estetik bulduğum, eşyanın tesbihi hal ile midir, kal ile mi? Şimdi bu daha çok, pardon, Kadızadeli tartışmalarının bir tarafı sufizmin, tasavvufun ve tarikatlerin kabul edilir olup olmadığı üzerine aynı zamanda. Bilhassa onların sema ve raks gibi pratiklerinin, ki Kadızadelilerden çok önce de bunlar tartışılmış İslam tarihinde ama 17. yüzyılda yeniden coşuyor bu tartışmalar. Neyse, bir tanesi de bu eşyanın tesbihi hal ile midir, kal ile midir? Yani eşya, her şey, everything, tarih her şeydi ya, history is everything dedi. Her şey, her an bir mümin için, her şey, her an Allah'ın birliğini ve varlığını zikrediyor. Bu tartışılan konu değil. Bu böyle, bu bir tespit. Bu doğru, tamam ama bunu sesli mi yapıyorlar, sessiz mi yapıyorlar? Şimdi bu tartışma, özellikle tasavvufi çevreden değilseniz ya da bu konulara aşina değilseniz, bu konulara meraklı değilseniz çok 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 yabancı gelecek size. Çok uzak gelecek. Ve insan, yahu birbirine, bunun için birbirine mi girmiş insanlar filan diyorsunuz belki. Hakikaten bu, yani bir toplumsal kavga konusu mu olmuş filan. Evet, yani bence tabii bunun da çok önemli boyutları var. Kamusal alanların, kamusallığın anlamı üzerine bir tartışmaya giden bir konu bu. Her halükarda şunu diyeceğim, benim yorumum bir yana. Şimdi bize bu kadar yabancı gelen tartışma konuları toplum
Bu ikiye bölmüş, birbirine girmişler, sopalı, silahlı kavgalara bazen yol açmış. Sonra, şimdi bize bu kadar yabancı ve uzak gelebiliyor. Çünkü bir şekilde bir toplumsal konsensüs oluşuyor. O konuda değilse bile başka konularda oluşuyor ve bu konuyu marjinalize ediyor. Ve bu kadar önemli, bu kadar hayati, bu kadar böyle ele avuca sığmaz gözüken konular işte bize hakikaten şu anda ne bileyim, çekirdek leblebi gibi geliyor belki. Bir başka tarafından bakarsak buna hiç tartışılmayan şeyler. Tarih neyi yazar, neyi yazmazı konuştuk ya. Peki neyi tartışmamışlar? Kölelik tartışılmamış. Sırf İslam toplumlarında da değil. Dünyanın birçok yerine git. Binlerce sene belki kölelik çok ahlaklı olmaya çalışan, çok etik davranmaya çalışan insanlar arasında bile, milyonlar arasında bile makul, hayatın bir gerçeği gibi yaşanmış. Peki şimdi geriye doğru baktığında ötekinin tam tersi bir olgu. Abi bunu nasıl tartışmazlar ya diyorsun. Bunu nasıl ve bunun nasıl çözüleceği o kadar belli ki, değil mi yani? Abi tabii ki kölelik kötüdür. Zaten yazmışsınız. Herkes ahlaklı olanlar işte kölelik mölelik insanlar eşittir demiş. E niye o zaman kölelik, antiköleci bir hareketler çok daha önceden? Var tabii örnekleri. Hani Spartaküs var. O zaten bir köle ayaklanması ya da köleliği hiç kabul etmeyen kesimler hep olmuş. Küçük zümreler olsun, aileler bazında olsun, bireyler bazında olsun. Ama çok geniş bir kabul görmüş, müthiş, zalim bir kurumdan söz ediyoruz. Ve kalktığında o kadar rahat kabul edildik. Şimdi yani geri getirmeyi düşünen, tabii onun yeni formları var denebilir. Hani o tartışmaya girmeyeceğim. İşte kaçak göçmen kaçakçılıkları, hani göçmen olmaya çalışanların köleleştirilmesi ya da köleliğe benzer durumlarda sömürülmesi gibi tartışmalar çok önemli. Tabii Sovyetler yıkıldıktan sonra bilhassa o dünyadan işte seks işçisi köleleştirmesi, ticareti falan filan. Yani kölelik bitti diye de konuşmamalıyız ille. Ama çok yaygın kesimler için sıradan kurumsal ve kamusal hayat için kölelik artık kabul edilmeyen bir kuruluş, kurum. Ve şöyle, hani tartışmalar olmuş ama 100-150 yıl en çok. Halbuki tartışmasız kabul gördüğü süreç binlerce yıl. Dolayısıyla yani tartışmaları, insanların toplumsal varlık olarak insanların tartıştıkları şeyleri hepsini bilmeye imkan yok. Binde birini bile bilmeye imkan yok belki ama bu meseleyi tarihi bir perspektiften düşünür ve düşünmeye devam edersek zihin dünyamıza tarihsel düşünmenin getirdiği bir derinlik ve bir zenginlik olacağından bahsetmiştim. Tarih işini iyi yaparsa. Çok teşekkürler hocam. Örnekleriniz için. Şöyle çok güzel bir soru gelmiş. Cemal Hoca 1970'lerdeki günlerinin Yeniçeri isyanlarına yeni bir perspektifle bakmasına imkan oluşturduğunu belirtti. Peki tarihe getirdiği perspektifin 70'lere ve güncel tarihe, politik olana dair bakışını nasıl değiştirdiğine dair söyleyeceklerini merak ediyorum. Teşekkürler. Evet. Tarih ya hakikaten
Soruların hepsi çok güzel bir kere. Bu da beni çok yere götüren bir soru. O kadar dolandırmayayım ama. Mesela Gezi'den sonra mülakatlar vermiştim. Arkitara dergisinin web sitesinde bulabilirsiniz. Öğrendiğim, anladığım kadarıyla, yorumladığım kadarıyla İstanbul'un 5-600 yıllık tarihinde, aslında hani bazı Bizans'a giden de bazı yönleri var ama Osmanlı tarihiyle sınırlı bırakayım. 5-600 yıllık hikayesinde İstanbul'un şehre göç, şehrin büyümesi, imkanların daralması, bir yandan rant imkanlarının çoğalması ama göçen insanların yaşam alanlarını ve yaşam imkanlarını geliştirme olanaklarının daralması, bunun şehrin mekansal dönüşümleriyle gelgitli bir şekilde iç içe gerçekleşmesi bence çok uzun bir süreç. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bazen bu örnekler kaba kaçar ama bunu ne zamandır düşünüyorum vereyim. Hani birkaç ay önce ya işte bulamıyorlarsa ekmek yesinler gibi bir laf edilmişti. Hatırlayacaksınız. Nasıldı o? Hatırlıyor musun Mehmet? Nasıldı bağlamı şeysi? Ya sanırım şey demişti bir tane AKP'li milletvekili, ekmek yiyorlar sonuçta demişti. İnsanlar aç değil anlamında. Mesela bunun gibi. Evet. Ya da işte kartı açıyorsun. Şimdi şey benim perspektifimden birçok açıdan benzeri sosyal baskıların ve çelişkilerin, sorunların yaşandığı bir devir 17. yüzyılın ortasında Bektaş Ağa diye bir Yeniçeri ağası var. Çok zorba ve şehrin birkaç meslektaşıyla birlikte zaman sanırım ilk başlarında kariyerinin Kösem Sultan'la birlikte çalışıyorlar falan filan. Neyse yani bir elitle birlikte başka elitlere rakip bir şekilde muhakkak o tür çekişmelerin olduğu bir dönem, iyi bildiğimiz faksiyonlaşma ve hizipleşme dönemi İstanbul'un et ticaretini eline geçiriyor ve et ticaretiyle birlikte faizcilik de yapmaya başlıyor, tefecilik de yapmaya başlıyor. Şikayetler geliyor, sıkıntı çok, et fiyatları yükseliyor. Mekanizmalarını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz, burada uzatmayayım. Et fiyatları yükseliyor, insanlara et bulamadık diye şikayet etmeye başlıyorlar. Diyor ki Bektaş'a, ya diyor, İstanbul zengin şehridir diyor. Gelmesinler madem, köylerine gitsinler, bulgur ve bulamaç yesinler. Hani sırf o ekmek örneği de değil, o günlerde birkaç şey olup üst üste bana bunları çağrıştırmıştı. Ve bu ilk defa böyle zihnimin gel git yaptığı örnek değil. Gezi sırasında epey yaşadığım bir şey bu. Yani bir kere uzun süreçte yapısal devamlılıklar ve kendini tekrarlayan bir takım sosyal çelişkiler görüyorum İstanbul tarihinde. Herhalde Yeniçeri ayaklanmalarını, ki onların hepsi de Yeniçeri ayaklanması değil aslında, çeşitli şeyler var. Sosyal gruplar, zümreler katılıyor ama neyse o şekilde biliniyor, ben de öyle diyeyim. Yeniçeri ayaklanmalarını çalışmamın
soruyu doğru anladıysam eğer, günümüze, günümüzün siyaset dünyasına bakışımı etkilemesi daha çok bu yönde oldu. Sanırım genel olarak tarihçiliğinizle ilgili sormuştu. Genel olarak tarihçiliğinde şehri çalışmaya doğru evrildi. Bir kere onu biraz konuşmam sırasında ele aldım. Mesela Yeniçeri isyanlarına bakarken kahvehanelere bakarken gecenin nasıl yaşandığına, gecenin nasıl yaşandığı her zaman her toplumda demeyeyim, yani çok büyük bir genelleme olur ama benim bildiğim, okuduğum, tanıdığım hepsinde gerilimli bir konu olmuş. Birçok açıdan, toplumsal cinsiyet ilişkileri açısından ama en çok devlet-toplum ilişkileri açısından. Geceyi kim, nerede yaşıyor? Hani gece bizimdir, sokaklar bizimdir filan gibi sloganlar bunun günümüze dair tezahürleri. Tarihçiliğimde o siyasal hareketlilikten bir bu yönde bir evrilme oldu. Şehrin tarihini çalışma, şehirde değişik mekanların ve zamanların yaşanışının dönüşümünün tarihini çalışmak şeklinde. Bir de belki daha siyaset felsefesi tarafında bir gelişme, bir evrilme oldu. O da yine bir iki soruda değindim. Peki despotizm ve kaos ikilemi içinde gelip giden bir durum yoksa, ki yüzlerce sene böyle yaşanmış olması zaten imkansız. Peki o zaman müzakere edilen siyaset alanı neydi? Bir müzakere alanı var mıydı? Onun imkanları neydi? Ne zaman tıkanıyordu? Nasıl tıkanıyordu? Çok daha kaba bir şekilde bakıyorduk. Oryantalizmin etkisiyle işte despotik devletler vardır batı dışı dünyada. Onlara halk metazori itaat eder. Ancak ve ancak bir ayaklanma çıkarsa o zaman da kaos olur. Ama kaostan da hiçbir sonuç çıkmaz, toplumsal sonuç çıkmaz. Çünkü kaosu yaratanların kafasında bir siyasi fikir yoktur. Müzakere etmek istedikleri konular sadece cepleriyle ve mideleriyle ilgilidir. Gibi bir oryantalist şablon hala etkisini gösteriyor alttan alta. Ama çok kuvvetliydi tabii 19-20. yüzyıl boyunca. Onun dışında bir perspektif geliştirebilir miyiz? Deyince müzakere alanları, kamusal alan, siyaset imkanları falan gibi yerlere gidiyor insan. Çok sağ olun hocam. Şöyle bir soru var bir de. Tarih objektif olabilir mi? Eğer objektif ve dolayısıyla doğru değilse neden önemli olmalı? Örneğin kadın tarihini anlattığımızda bu doğru olamıyorsa nasıl özgürleştirici olabilir? Yo, doğru olacaktır. doğru olmayacak diye bir şey yok ama tek doğru mu var bir kere? Şunu demek istiyorum. Diyelim 17. yüzyıldaki tartışmaları ele aldık. Tamam, şöyle oldu, böyle oldu. Bazı konularda bilhassa olguları tespit etmekte şüphesiz doğrusu hangisi? Bu objektif olarak mı tespit edilmiş soruları haklı sorular. Ama biz olguyu tespit etmekle kalmıyoruz ki. Başka şeyler de yapıyoruz. Mesela ben aynı anda şeye bakmak isterim. Peki değişik perspektiflerden o sırada diyelim patrona Halil nasıl gözüküyordu? Ya da Celalzade az önce örneğini verdiğim nasıl gözüküyordu? Bütün bunlardan bana şöyle bir tablo çıkıyor diyebilirim sonunda. Ama yine ben o perspektifleri mümkün olduğu kadar ziyaret etmek isterim. Ve onların her birine neden oraya doğru gözüküyor
o kişiye, onu yazana, o perspektiften bakana bu neden doğru gözüküyor sorusunu sormak isterim. Dolayısıyla o günün doğrusu nedir? Düz bir cevabı verilecek bir şey değil illa. Ben oradan bir tabloya varırım ve benim için böyle gözüküyor dedim de, yani bunu demek de lazım, tamam. Ama bir başka meslektaşım benden biraz farklı bir şey görecektir. Bu doğru yanlış tartışması değil artık, bir perspektif tartışması, bir yorum tartışması. Hani verilerin tespit edilmesi olsa işimiz sadece, objektivite sorusuna farklı yaklaşırız. Orada da farklı sorular var. Hangi veriler? Verileri kim seçecek? O bile o kadar kolay değil. Ama diyelim ki seçtik, karar verdik. Şu 100 bin konuda işte 586 bin veri toplayacağız. Onların her biri belli kurallara, belli kıstaslara göre doğru mudur sorusunu sorabiliriz. Makul. Ama tarihçinin işi orada bitmiyor ki. Bir de şu var, insan bilimlerinde muğlak ve müphem olanla yaşamaya da alışmalıyız. Yani ben, ki öyle oluyor genellikle zaten ama farkında olmadan oluyor belki. Ya da bir sürü insan aman böylesi de neymiş deyip elinin tersiyle iti veriyor muğlak ve müphem şeylerden bahseden sosyal bilimi veya tarihi. Ama o da var yani. O da var. Şeyde çok hoş bir tartışma var. Yine Katip Çelebi'nin tütün bahsinde. Mizanül Ak'ta. Şimdi tütün konusunda bir kendisi içmiyormuş bir kere. Kokusundan da nefret ediyor. Bir açıdan bakıyor, anlatıyor. Demek ki caiz diyor. Bir açıdan bakıyor. Demek ki diyor mekruh, yani kötülenmiş ama haram addedilmemiş. Bir açıdan bakıyor haram. Peki diyor, kendine soruyor, retorik bir soru. Peki ya diyor, bir şey hem caiz, hem mekruh, hem haram olabilir mi? Şahane bir diskura geçiyor orada. Evet diyor. Hangi perspektiften baktığınıza bakar diyor. Ve tık 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 değişik perspektiflerin aynı toplumsal, aynı kamusal alanda tütüne nasıl baktığını ve her birinin neden kendi perspektifinden en azından kendisine haklı göründüğünü gayet güzel anlatıyor. Sağ olun hocam cevabınız için. Son olarak şunu aktarmak istiyorum size. Cemal Hoca bir söyleşide 2021 yılını Evliya Çelebi'ye ayıracağını söylemişti. Bununla ilgili hali hazırda bir çalışması bulunuyor mu? Böyle bir çalışması varsa bundan ne zaman istifade edebileceğiz? Evet. Ne zaman? Yani bir makale 2021 içinde çıkacak. Vampir meselesiyle ilgili. Evliya Çelebi vampirler bugün size ders olarak bu konuda da konuşmayı düşünmüştüm ama son yıllarda epey konuştum. Makaleyi de hazırladım. Vazgeçtim. Yani vampir folkloru ile ilgili tabii benim çalışmam. Vampir deyince şimdiki popüler kültür ürünlerinden çok 17. yüzyılda ortaya çıkan ve bu çoğu Osmanlı topraklarından, Osmanlı topraklarının kuzeyinde, işte Romanya, Macaristan, Sırbistan ve onların tabii Habsburg İmparatorluğundaki uç boylarındaki uzantılarıyla filan birlikte düşünülebilecek bir coğrafyada. O vampir çalışması
17. yüzyıla ait bir çalışma ama Evliya Çelebi merkezli bir çalışma. Kendisi, yani Evliya Çelebi'nin önemi bu konuda, bize vampir folklorunun ortaya çıktığı dönemde ilk örneklerden, ilk detaylı örneklerden birini sunması. 2022 içinde de çıkacak bir makale var. Ama kitap olarak çıkması, bir biyografi yazmak için bir mukavele imzaladım. Herhalde 2023 olur. Üretim süreci var. Ben 2022 ortasında bitirsem bile 2023. Çok teşekkürler hocam. Hem ders için hem sorulara verdiğiniz cevaplar için. Sizin son olarak eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Sevgiler size. Çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyorum tabii. Hem öncelikle okul, öğrencilik işlerinizdeki çok zor bir döneme rastladı. Kolaylıklar diliyorum. Hem pandemiden dolayı, hem malum Boğaziçi Üniversitesi'ne has meselelerden dolayı. O meselelerin yarattığı sizden zaman talebi, oraya harcadığınız mesai, ki çok takdir ediyorum o mesainizi. Bütün bunlar sizden çok 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 şey talep etti. Siz kendi talep ettiklerinizden şimdilik hala bir şey pek bulamadınız. Ama yani umarım yanınızdayım. En iyi dileklerimle sizlere teşekkür ediyorum ben de bu davetiniz için. Sevgilerimi sunarım. Çok teşekkürler hocam. Sizin desteğiniz yanımızda hissetmek bize gerçekten çok büyük bir güç veriyor. Yani bu sözleri sizden duymak bizi motive ediyor. Ben kendi adıma, tüm arkadaşlarım adına size teşekkür etmek istedim bu bağlamda. Ufak bir duyuru yapmak istiyorum, müsaade ederseniz. Haftaya gene Cuma günü saat 21'de Sanatta İstanbul isimli dersimiz olacak Zeynep Dadak'la birlikte. Hepinizi bekliyoruz. Tekrardan çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.